yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün iki konuyu işleyeceğiz. Birinci konumuz iyilik sıfatları. İkinci konumuz ise yarı gösteren edatlar olacak arkadaşlar. Evet, iyilik sıfatlarıyla başlayalım. İyilik sıfatları arkadaşlar İngilizce'de şunlardır. My, benim. Your, senin. Sizin. His, onun. Erkekler için kullanılır. Her, onun. Bayanlar için kullanılır. It's, onun. Cansız. Cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılır. Our, bizim. Your, sizin. Yukarıda da söylemiştik bunu zaten. Their, onların. Evet. Örnek vererek bir tek örnek üzerinden gidelim. Daha iyi anlamış oluruz. Siz örnekleri kendiniz zaten anladıktan sonra çoğaltabilirsiniz. Evet, örneklere bakalım. I do my homework every day. Ben her gün ödevimi yaparım. Gördüğünüz gibi benim ödevim derken my diyoruz. You do your homework every day. Sen her gün ödevlerini, buradaki ödevlerini derken your, yani senin ödevlerini demek yerine ödevlerini yaparsın. He does his homework. O ev ödevini yapar. She does her homework. O ev ödevini yapar. Bayanlar için her kullanıyoruz demiştik. It does its homework. O ev ödevini yapar. Bu biraz saçma bir örnek oldu ama cansız varlıklar için arkadaşlar veya hayvanlar ve bitkiler için its kullanıyoruz. Onun anlamındadır. We do our homework. Ev ödevlerimizi yaparız. Our bizim demek. You do your homework. Your senin ve sizin anlamına geliyor. Aynı şekilde sizler her gün eğer sizler ödevlerinizi yaparsınız. They do their homework. Onlar ev ödevlerini yaparlar. Başka örnekler verelim. Örneğin my car. Benim arabam. Your pen. Senin kalemin. His flat. Onun dairesi. Her bag. Onun çantası. Their home. Onların evi. Our car. Bizim arabamız. İyilik sıfatları, possessive adjectives'ler İngilizce'de bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yer gösteren edatlara bakalım. Prepositions for place. Bunlar nelerdir? In, on, near, under, next to, between. Bunları tek tek ne olduklarına bakalım arkadaşlar. On, bir şeyin üstünde olma durumunda kullanılır. Örneğin, the computer is on the table. Bilgisayar masanın üstündedir. There are 10 books on the teacher table. Öğretmenin masasının üzerinde 10 tane kitap var. Derarı hatırlamış olmanız gerekir. Under ise arkadaşlar bir şeyin altında olma durumudur.
Örneğin, the computer is under the table. Bilgisayar masanın altındadır. The pen is under the sofa. Kalem çek yatın kanepenin altındadır. Bir diğeri near. Near bir şeyin yakınında olması demektir arkadaşlar. Örneğin aynı örnek üzerinden gidelim. The computer is near the table. Bilgisayar masanın yanındadır. Pen is near the computer. Kalem bilgisayarın yanındadır. Bir diğeri arkadaşlar next to. Next to bir şeyin bitişiğinde olması demektir. Yine aynı örnekle devam edelim. The computer is next to table. Bilgisayar masanın bitişiğindedir. Veya the pharmacy is next to the hospital. Eczane hastanenin bitişiğindedir. Between iki şeyin arasında olma durumudur arkadaşlar. Örneğin there is a yellow car between two blue cars. İki mavi arabanın arasında sarı bir araba var. You are between your father and your mother. Sen anne ve babanın arasındasın. Evet. İyilik sıfatlarımız ve arkadaşlar yer bildiren, yer gösteren edatlarımız İngilizce'de bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.